beni irşad eden bir kedidir. Aklıma geliyor ki ümmet-i Muhammed mahşer meydanında ne yapacak? Bu ümmet-i Muhammed cehenneme girerse ne yapacak? Şimdi Beyazlı Bistami Hazretleri, evliyanın büyüklerinden, müthiş bir kamet. Şimdi bu zatların bir özelliği var. Hakikaten bunlar avcı. Hakikatin peşinde koşuyorlar. Yani mesela Beyaz Hazretleri diyor ki beni irşad eden bir kediydi. Bir kedi. Bir gün diyor camiden çıktım. Bir kedi gördüm. Bir kedi böyle duvarın deliğinden içeriye yılan kaçmış. O kedi böyle bekliyor. Ben de dışarıdan baktım. Saatlerce bekledi. Sonra avını yakaladı. Dedim ki ben de avım var. Allah'ın razı olacağı bir insan olmak arzu ediyorum. Resul-i Ekrem Efendimiz'in iftihar edeceği ümmet olmak arzu ediyorum. O avın peşinden koşmam lazım. Böylesine bir zat. Şimdi anlatacağım menkıbe Beyazlı Bistami'nin anlattığı bir hatıra. Şimdi diyor ki benim zamanımda diyor 70 bin tane büyük veli vardı. Olgunlaşmış, kemale ermiş veli. Tabi Beyazlı Bistami yüksek bir velayet sahibi olduğu için onlar birbirlerini tanıyorlar. Fakat Kutbu Azam olur. Yani her zamanın bir Kutbu Azamı vardır. Kutbu Azam ilmi fazla olmayan bir demirciydi diyor. Yani bir demirci ustası örste demir dövüyor. Kutbu Azam. Şimdi merak ettim. Yani bu adam nasıl böyle Kutbu Azam olur? İşte ziyarete gittim. Elimi öptü. Tabii Beyazlı Bistami meşhur. O zat bilmiyor kendisini. Elimi öptü. Ben de senin elini öpeyim dedim. Davrandım. Sonra İşte bana dua et dedim. Dedi ki bir kişiye dua etmek beni kesmiyor. E ne yapıyorsun? Valla diyor örsü alıp döverken aklıma geliyor ki ümmet-i Muhammed mahşer meydanında ne yapacak? Bu ümmet-i Muhammed cehenneme girerse ne yapacak? Allah'ım ümmet-i Muhammed'i yakma, ümmet-i Muhammed'i yakma, onların yerine beni yak diye ben öyle feryat fikat edip dua ediyorum dedi. Sonra anladım ki herkes nefsi derken bu nefsi değil ümmeti Muhammed diyenlerden. Yani Allah'ın sevdiği insan tipi kendini değil ümmeti düşünen, kendini değil diğerlerini düşünen insan tipi. Ha, oradan Beyazlı Bistami Hazretlerinden ve onun kutbu azamı demirci, ümmi demirci ama göğsü ümmeti Muhammed aşkıyla, insanlık aşkıyla dolu. O insandan bizim alacağımız ders Allah'ım ümmet-i Muhammed'e merhamet et. Ümmet-i Muhammed'e mağfiret et. Çünkü Rabbena duasının içinde Cenab-ı Allah bize bunu yaptırıyor. Allah'ım dünyada ve ahirette bize hasene ver. Biz cehennemden koru. Ana babamızı bağışla. Müslümanlara mağfiret et. Müslümanlara mağfiret et. Müslümanlara merhamet et. Allah her daim kendini değil ümmet-i Muhammed'i düşünen. Ümmeti Muhammed'i düşündüğünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veraseti altına giriyorsun. Çünkü Peygamber Efendimiz'in özelliği ne? Ümmeti diyen. E sen de onun ümmetine dua edersen o zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a varislik yoluna girmişsin demektir. Allah bizi nefsi diyen değil, ümmeti Muhammed diyen, Allah Müslümanlara merhamet et, insanlığa hidayet nasip et diyen, büyük büyük düşünen ve büyük mükafat gören kullarından eylesin inşallah.